Mikrovillüsün yapısındaki aktin filamanlarını birbirine bağlayan protein aşağıdakilerden hangisidir? Değerli arkadaşlarım, mikrovillüslerin ben her zaman öğrenci arkadaşlara şöyle öğretiyorum Ankara'da. Onların da işine yarıyor, senin de işine yarasın. Kaldır hocam kafanı. Bak, bir hücrenin içerisinde, şöyle bir hücre çizelim seninle birlikte. Bir hücrenin içerisinde 3 tane temel filaman vardır. 1. Hücrenin hemen membranının altında bulunan ve bizim hücrenin kafesi adını verdiğimiz mikrofilaman, yani aktin. 2. Hücre içerisinde herhangi bir vezikül, organel, yapı, makromolekül bir yerden bir yere gideceği zaman onu taşıyan tramvay sistemi dediğim mikrotübül. Bir de araları dolduran, arada kalan boşluğu dolduran ara filaman. Şimdi ara filamanın temel görevi hücreye sağlamlık vermek, arayı doldurmak. Mikrotübülün temel görevi bir şeyi bir yerden bir yere hücreyi, mikroray sistemi, mikrotübül sistemi bir yerden bir yere taşımak. Aktinin görevini hücrenin zarının hemen altında bulunup hücreye şeklini vermek. Evet, doğru. Aynı zamanda zarda meydana gelen değişiklikleri yapmak. Ne demek istiyorsun hocam? Şuradan plöps diye sen bir mikrovillus çıkartırsan bu aktin girer bunun içine demek. Tamam. Şuradan bir pseudopod uzatırsan içine aktin girer demek. Tamam? O zaman hücrenin membranında meydana gelen apikal yüzünde veyahut da bazolateral yüzlerde meydana gelen membran değişikliklerinden kim sorumlu? Aktinler sorumlu. İşte buradaki aktin zincirlerini birbirine bağlayan temel proteinim fimbrin ve villin proteinleridir. Tamam? Fimbrin ve villin proteinleridir. Peki hangisi ya da hangilerinin artması nabız basıncını yükseltir? Nabız basıncı çok korkulan sorulardan bir tanesidir. Şöyle bir önce formülünü bileceğiz. 1. Nabız basıncı eşittir. Dikkat. Atım hacmi bölü kompliyans ilişkisi. O zaman 1. Atım hacmi, dikkat, artarsa nabız basıncı artar. Yani atım hacmini artıran durumlar ne yapacak? Atım sayısını nabız basıncını yükseltecek. Baktım iki önermesinde. Ventrikül atım hacmi artarsa, hangisi artarsa diyordu, nabız basıncı yükselecek. İki önermesi doğru. Peki kompliyansla nasıl? Ters orantılı o zaman. 3 olmayacak. Kompliyansla ters orantılı. Peki direnç. Direnç nasıl etkiliyor? Değerli arkadaşlarım, şöyle düşünün. Normalde bizim nabız basıncımız kaçtı? 120'ye 80. Oldu ise sistolik ve diastolik basınç. Ve nabız basıncı, sistolik diastol ise bizim normal nabız basıncımız 40 milimetre civadır. Bu da tek başına sorudur. Normalde 120'ye 80 ise 40 milimetre civa nabız basıncını görürsünüz. Peki, şimdi bir önermesine bakalım. Direnç artarsa hangi basınç değişir, etkilenir? Diastolik basınç değişir. Unutmayın şunu, sistolik basınç hacimle ilişkilidir ama diastolik basınç direkt dirençle ilişkilidir. O zaman direnç artarsa total periferik direnç, diastolik basınç artar. Şöyle bir örnek vereyim, temizleyeyim şuraya. Pardon, şuraya yapayım. 120'ye 80 normalde 40'tı. Direnç artınca diastolik artacağı için 120'ye artsın. Mesela kaç olsun? 100 olsun. Örnek veriyorum. O zaman nabız basıncı kaç olur? 120-100. 20. Gördün mü? Nabız basıncı ne oldu? Azaldı. Bana neyi soruyor? Yükselir'i soruyor. O zaman direnç artarsa nabız basıncı azalır. Kompliyans artarsa ters orantılı olduğun için nabız basıncı azalır. Ama atım hacmi artarsa nabız basıncı yükselir. Yalnız iki nabız basıncını yükseltecek. Yani şunu da düşünebilirsin. Direnç arttığında bir dokuda, direnç ne yapar? Aradaki farkı azaltır. Oraya toslar damardaki dalga. Tosladığı için nabız basıncı düşer. Neden düşer diye sorarsa, diastolik düştüğü için düşer.